Teşekkür ediyorum. Tekrar döneceğiz bu konuya. Sayın Fakı Baba, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür size, ederiz. Tüm katılımcı arkadaşlara ve bizi ekranları başında izleyen tüm seyircilere saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Sayın Fakı Baba, ilk kez bir canlı yayına çıkıyorsunuz ve bizi evet. seçtiğiniz için teşekkür ederiz, bize güvendiğiniz için. Şimdi daha önce... Size söz vermiştim, onun için evet, çıktım. Teşekkür ederiz. Daha önce yayınımıza bağlandınız aslında siz telefonla. Biraz AKP'den neden ayrıldığınızı da anlatmıştınız. Kısaca Şanlıurfa'nın hak ettiği hizmeti alamadığını söylediniz. Bizim kuruluş felsefemizde yolsuzluk yoktu, fakirlik yoktu dediniz. Fakat sizin ayrılığınızın ardından sizi eleştirenler de hep şunu söylediler. Yeni mi fark etti dediler. Yani yolsuzluk bugünün meselesi mi, fakirlik bugünün meselesi mi? Neden şimdiyi anlatmanız gerekiyor galiba Sayın Fakı Baba? Evet, bugün 30 Ekim ki 30 Ekim İzmir depreminin ikinci yıl dönümü. Evet. Orada 117 vatandaşımızı kaybetmiştik. Onlara tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Esasında bu sorunuza cevap vermeden önce, yani benim İyi Parti'ye katılırken bir konuşma metnim vardı. Hı hı. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde hekimlik ve doktorluk ve yöneticilik yaptım demiştim. Ve ben ilk görev yerim genel cerrah olarak Iğdır'dı. Çok değerli bir arkadaşımız vardı. Onun tayini çıktı ve ben tek hekim olduğum için başhekim olmak zorunda kaldım. Sonra Birecik'e geldim. Şanlıurfa Birecik'e. Birecik'te de çok sevdiğim bir abimiz vardı. O Antep'e gitmek istedi ve yine ben tek kaldım ve başhekim oldum. Ve 7 yıl öyle bir başhekimlik yaptım. Sonra Şanlıurfa SSK Hastanesi'ne geldim. Ve ben 1991 yılında esasında ana vatandan aday olmuştum. Hı hı. Ve kazanamamıştım. SSK Hastanesi'ne geldiğimde orada çok da sevdiğim, sonradan da bazı problemler yaşadığım bir arkadaşım başhekimdi. ANAP iktidara geldiği zaman, emin olun, ben hiçbir şey söylemedim. Bazı ana vatandan arkadaşlar geldiler. Dediler ki, ya seni başhekim yapalım. Ben de şunu söyledim. Dedim ki, ya buradaki arkadaş iyi bir insan. Problem varsa gelirsiniz, siyasetçi olur, konuşursunuz. Ve bence devam etmesi lazım dedim. Ve ben hiçbir zaman beni başhekim yapın demedim. Daha sonra o zaman yine saygıdeğer milletvekilimiz bana tayinim tam olduktan sonra ve dedi ki postaya verdim Fakı Baba, Allah hayırlı uğurlu olsun dedi ve başhekimsin dedi. Ben de dedim ki sayın vekilim, inşallah güveninize layık olmaya çalışacağım ve elimden geleni yapacağım. Esasında siyasi hayat hemen hemen oradan başlar gibi oldu. Çünkü benim hedefi olan bir insan, eğer bana bir görev verildiği zaman mutlaka ve mutlaka onun en iyisini yapmaya çalışırım. Ve esasında vermiş olduğum görevden dolayı Urfa halkı Ahmet Fakı Baba'yı aldı, bağrına bastı. Ve biz Urfa ile hakikaten böyle kaynaştık. Tam bir aile olduk biz. Bu başhekimliğim döneminde bir DSP döneminde görevden alındım. O zaman çok saygı duydum rahmetli Cenap abi, Cenap Gülpınar. Bakan Bey'in yakın arkadaşıydı, büyük bir şans ve tekrar beni göreve iade ettiler. AK Parti hükümeti göreve geldiği zaman AK Partili arkadaşlarımız, çok da değerli insanlar, onlar da beni görevden aldılar. Bu sefer halk ayağa kalktı, dediler ki biz bunu bırakmayacağız. Hatta çok sevdiğim bir milletvekili arkadaş, ben ameliyathanedeydim, beni aradı.
Ya dedim başhekim bey, biz bir hata yaptık. Biz bunu nasıl düzeltelim? Dedim vallahi siz bilirsiniz yani. Yani nasıl uygun görüyorsanız öyle yaparsınız dedim ve gerçekten böyle problemli dönemler geçirdim. Hiç niyetim yoktu. Esasında siyaseti seven bir kişiyim. Ancak belediye başkanlığını hiç düşünmemiştim. Bir gün ben böyle İngilizce öğrenme hobim vardır. Bir İngilizce lisans kursuna gidiyordum ve gün cumartesi günüydü. Pazartesi günü de adaylığın son müracaat tarihiydi. Oradaki öğretmen arkadaşlar dediler ki ya sen bu şehre iyi bir belediye başkanı olursun. Ya ben belediye başkanını düşünmüyorum. Yani belki milletvekilliği olsaydı vallahi düşünebilirdim ama düşünmüyordum. Hiç unutmam bir hocam Mustafa Satıcı, Allah razı olsun, beni arabaya aldı. Bir saat dolaştık biz onunla. Ve geldim eve, eşim, çocuklarım, oturduk, konuştuk. Gece saat 3'e kadar. 3'te karar verdik. Dedik ki eşim bana şunu söyledi. Sen siyaseti seviyorsun. Başarılı olacağına inanıyorum. Yani aday olsa ne zararımız olabilir? Bana bunu sordu. Ben dedim ki hiçbir zararımız olmaz. Sadece 20-25 gün. Yani bu görevden ayrılmış olacağım. Ve bir de artık kimse de bana fazla karışmayacak. Tescilli bir AK Partili olmuş olacağım. Ve ben AK Parti Genel Merkezi'ne gittim. Çok samimi olarak söylüyorum. Genel Başkan Yardımcım bana sordu. Dedi ki senin yani amacın nedir? Sen Urfa'da çok sevilen bir hekimsin. Çok da para kazanıyorsun. Yani niye belediye başkanı olmak istersin? Yani bu cevabımı hiç unutmam. Dedim ki efendim benim vatandaş olarak görevim adayı olmaktır. Sizin göreviniz benim bu görevi yapıp yapamayacağımı tespit edip aday olup olmayacağıma karar vermenizdir dedim. 15-20 dakika genel merkezdeki o sözlü mülakattan sonra ayrıldım. Ve televizyonda Sayın Başbakanımız Şanlıurfa adayımız Ahmet Fakı Baba deyinceye kadar hiç genel merkeze gitmedim. Hiçbir kuliste yapmadım. Ve yani bunu anlatırken cevap vermeye çalışıyorum. 2004'te Allah'ın izniyle Urfalı hemşerilerimizin takdiriyle partimizin isteğiyle 2004'te 58% oyla biz seçildik, belediye başkanı olduk. Yani Şanlıurfa çok mükemmel bir yer, mazlum insanlar ama orada dengeyi bulabilmek öyle kolay bir olay değil. Ama Ahmet Fakı Baba olarak herkesi kucaklayarak, samimi, %58 oy almışım ama %100'ünü hiç ayırt etmeden, kim bana oy verdi, vermedi, bu şu muydu, bu muydu, hiç ayrım yapmadan ben kendi çalışmamı yapmıştım. Ve zaten 2009'da, 2004'te bana soruyorlardı, projen var mı? Vallahi ben diyordum ki ya vallahi benim projem falan yok. Yani bilemiyorum yani, hekimim ve yeni bir mesleğe başlayacağım ve ne proje söyleyeceğim size. Ama şunu söylüyordum, eğer ben 2004'te beni seçtiğiniz zaman 2009'da yine aday olacağım. Ama inanın diyordum, ben 10 gün seçime 10 gün kala yıllık izin ayrılacağım. Çünkü amaç belliydi. Ben Urfa'yı Allah'ın izniyle kuracağım takımlarla mükemmel bir hale getirecektim ve insanların duasını alacaktım. Onlara hizmet edecektim. Tabii çok özür dilerim. Telefonla katıldığım için ses çok yankı yapıyor. Bilmiyorum. Bizi izleyen insanlar baksınlar. Çok arkadaşlarım baksınlar. Biz sizin sesinizi çok iyi duyuyoruz.
Tamam. Hiçbir problem yok ama o yankıya da bir baksın arkadaşlarımız. Tamam. Tamam. O ya, müthiş bir yankı yapıyor. Ve 2004 ile 2009 arasında zaman zaman bazen çok mutlu olduğum, zaman zaman çok huzursuz olduğum anlar yaşadım.